Çocuklar merhaba. Bugün görsel sanatlar dersimizde akrilik boya tekniğini kullanarak tuval çalışması yapacağım. Tasarımında kelebek kullanmak isteyen arkadaşlar, kitap katlamı 35'e 50 tuval için geçerliydi. Yani eğer tuvaliniz 35'e 50 boyutundaysa kağıdımızı bu şekilde katlayıp kelebeğimizi çiziyoruz. Ama tuvaliniz küçükse, yani 25'e 35 ise, bakın kağıdımı dik tutuyorum ve bu şekilde dik bir şekilde kitap katlama yaparak kelebeğimi çiziyorum. Buraya dikkat edelim. Bu şekilde daha küçük kelebek elde edeceğim ve 25'e 35 tuvalimin ortasında daha küçük bir kelebek olacak. Ama kağıdınızı kitap katlama yaparsanız tuvaliniz 25'e 35 olduğu için çizdiğiniz kelebek tuvalinize çok büyük olacaktır. O yüzden tekrarlıyorum. Eğer küçük tuvale çalışıyorsanız kağıdınızı dik bir şekilde katlayıp kelebeğinizi çizin. Ya da istediğiniz başka bir figürü. İçin bir tane A4 kağıdımızı kitap katlama şeklinde katlıyoruz. Daha sonra bakın gördüğünüz gibi şablonumuzu katladığımız kağıdın bir yüzüne çiziyoruz. Şimdi yaptığım şeklin simetrik olması için dikkatli bir şekilde iki tarafını da kesiyorum. Çizime başlarken kağıdın, bakın, açık olan kısmına doğru değil, kağıdın kapalı kısmına doğru başladım çizime. Bunu lütfen çok dikkat edin. Püf noktası diyebilirim. Açıyorum. Kelebeğim hazır. Çocuklar, bu aşamada kelebeğinizi tuvalinize istediğiniz şekilde konumlandırabilirsiniz. İster böyle düz bir şekilde yerleştirin, ister şekilde böyle eğik olsun. Siz kendiniz karar verin. Ben tuvale eğik çalışacağım. Kelebeğimi çeviriyorum ve çok az, bakın, piriti gerçekten çok az sürerek, çünkü sonradan tekrar çıkaracağım. Hepinizin evinde çift taraflı bant olmayacağını düşünüyorum. O yüzden piritle yaptım. Bakın, orta kısmına hiç sürmedim bile piriti. Amacım kağıdımı burada sabit bir şekilde tutabilmek. Şimdi şu şekilde yapıştırıyorum. Daha sonradan çok kolay bir şekilde çıkarabileceğim. Bakın, bu alanıma yapıştırdım. Şablonumuz hazır. Tuvalimize yapıştırdık. Şimdi geçelim işin boyama kısmına. Gökkuşağının renklerini bilir misiniz? Gökkuşağımızın 7 tane rengi var. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor, lacivert. Şimdi biz de gökkuşağımızdaki renkleri düşünerek çalışmamıza başlıyoruz. Ama bunu yaparken ilk önce isterseniz kurşun kaleminizi çok bastırmadan yapacağınız alana şu şekilde şeritler atın. Bakın, kelebeğe doğru kullanacağınız renkleri şöyle şeritler atın. Evet. Çok bastırmadım. Siz de aynı şekilde çok bastırmayın. Sadece nasıl attığımı göstermek için şuralara biraz daha bastırarak sizlere gösterebilirim. Evet. Bakın, bu şekilde merkezden dışa doğru şeritler çekiyorum. Bu şeritleri neden çektik? Çünkü boyamı tuvalime dökerken şeritlerime göre dökeceğim. Kırmızı. Daha sonra ne dedik? Turuncu dedik, değil mi? Kırmızıdan sonra turuncu. Turuncudan sonra ne? Çocuklar, sizi duyar gibiyim. Sarı. Evet. Kırmızıdan sonra sarı. Sarıdan sonra
ne gelir? Harikasınız Yeşil. Yeşilden sonra mavi. Tekrar başlıyorum kırmızı. Şurada pembe. Biraz da açıklık olsun değil mi? Değişik bir ton elde edebilmek için. Ve geldik soğuk renklerimiz. Ve biraz daha şurada tekrar küçük kalsın. Kullan. Evet. Turkuazı çok seviyorum çocuklar. Bundan sonrası çok basit. Bakın en açık rengimden başlayarak şu şekilde bir sürüyorum boyamı. Gerçekten çok zevkli. Harika. Bayılacaksınız. Boşluk kalmamasına dikkat edin. Bakın ben burada küçük bir boşluk bırakmışım. Aa burada da bırakmışım. Siz bırakmayın. Dikkat edin. Devam ediyorum. Şimdi alüminyum folyoyla doku kısmımıza geçeceğiz çocuklar. Önceden bakın şöyle ceviz büyüklüğünde alüminyum folyolarımızı ayarladık. Son bir tanesini sizinle ayarlayalım. Şöyle bakın son parçam bu. Evet. Ceviz büyüklüğünde parçalarımızı alüminyum folyoyla ayarladık. Şimdi folyoyla üzerine şu şekilde dokunuşlar yapıyorum. Fonumuzu tamamladık. Fonumuz bitti. Bundan sonraki nebeğimizi çıkaracağız. Alttaki kelebeğimizin dokularını oluşturacağız. Benim kelebeğim kurudu çocuklar. O yüzden şimdi çizim yapacağım. Kelebeğimin kontür kısımlarında bazı yerlerin daha kalın desenine göre bazı yerleri daha ince istiyorum. Bakın şurası gövde kısmımız olsun. Biraz daha şöyle. Evet.
şöyle kalından başlayıp inceye doğru gidiyor. Bir kontör çizgisi yapıyoruz. Evet. Burada da aynı şekilde. Keçeli kalemimle boyamadan önce kurşun kalemimle çiziyorum. Neden? Çünkü değiştirme ihtimalim var. Silebilirim. Ama keçeli kalemimi silebilir miyim? Hayır. Çocuklar, eğer isterseniz bu işleme keçeli kaleminizle devam edebilirsiniz ama ben daha hızlı olması adına fırçayla yapacağım. Sizin kesinlikle keçeli kaleminle yapmanızı öneriyorum. Ben fırçamla devam ediyorum ama siz kesinlikle keçeli kaleminizle yapın. Çocuklar, kelebek tasarımımızın sonuna geldik. Siz desenleri istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Belki kanatların içinde daireler yapabilirsiniz ya da farklı. Tamamen sizin hayal gücünüze kalsın istiyorum. Değişik tasarımlar sizden bekliyorum. Kelebek yapmak zorunda değiliz. Birçok hayvan var, onlardan da yapabiliriz. Çalışmalarınızı bekliyorum. Öpüyorum sizi kocaman. Hoşça kalın.